Geçelim Tabii ki. CHP-HDP ilişkisine. Şimdi bu kapsamda bir süreç işliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Cengiz HDP abilerinin real arasında. politikası. Tabii Bu real politikası. BDP milletvekili Salihe Aydeniz'in polisimize yumruk atmasıyla başlayan bir süreç değerli izleyiciler bu. Salihe Aydeniz'in polisimize yumruk atmasıyla ilgili olarak önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Saldırmak doğru değil, hele hele bunu milletvekilinin yapması hiç doğru değil diye. Yine parti sözcüsü Faik Öztrak'tan milletvekili ya da herhangi biri kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez açıklaması geldi, hatırlayacaksınız. Aslında belki de sorulan sorular üzerine mecburen yapmış oldukları açıklamalarda bu. Kimi yorumcular da böyle değerlendiriyor. Bu açıklamalar geldikten sonra hemen sonra aslında Ahmet Türk'ten bir açıklama geldi ve sonrasında neler olduğuna da yine arkadaşlarımız bir bant hazırladılar. Ekranınıza taşıyarak bakalım, konuklarımızın bu başlıktaki değerlendirmelerini almak istiyoruz. 6 artı 1'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ile birlikte bu başlığa geçeceğiz. İzleyelim. Evet, işte HDP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne rest geldi diyebiliriz. Rest üstüne rest başlığını atmış arkadaşlarımız. İşte bu açıklamanın hemen sonrasında Faik Öztrak açıklamasını değiştirdi. Dedi ki olayın öncesini bilemiyoruz tabii. Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa bu da kabul edilemez açıklamasında bulundu. Yine aynı dakikalarda belki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kansalıcı Ahmet Türk'ü evinde Mardin'de ziyaret etti. Oradan da başka açıklamalar geldi. Onur Bey, sizinle başlayalım bu tura. Siz ne diyorsunuz? Ne oluyor Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP arasında? Nasıl okunmalı bu olan biten? Yani o Faik Öztrak o ilk açıklama yaptıktan sonra arada işte Ahmet Türk'ten bir ayar yiyince herhalde. Hani bizim toplumumuzda çok amiyane bir tabir vardır ya, hani yaptım ama bir sor niye yaptım? Herhalde öyle demiştir arayıp. Ya söyledim ama bir sor bakalım niye söyledim diye bir şey söylemiştir. Herhalde Ahmet Türk'e veya Kemal Bey'e hesap verirken. Oğuz Kansalıcı'yı göndermişler ya, evet, demiştir. Evet, evet. Aynen. Şimdi ya şöyle bir şey var. Yani toplumda olabilir. Ben onlardan biri değilim. Bu partiyle Kandil desteği, Kandil'in uzantısı, meclisteki uzantısı partiyle CHP'nin ve İyi Parti'nin ve dolayısıyla diğer o dört partinin ciddi bir ittifakı olduğu konusunda benim bir şüphem yok. Şimdi bunu ben yorumlamıyorum. Bunu zaten o parti söylüyor. Son seçimden beri söylüyor. Özellikle belediye seçimlerinden beri. Bunu birçok kez ve çok ağır şekilde de söyledi. Bu konuşmalara, o partiden yapılan bu demeçlere, bu şeylere, ayarlara ben CHP'den veya İyi Parti'den hiç bir itiraz geldiğini görmedim. Bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu hatta kendisini milliyetçi ve muhafazakar olarak tanımladığını söyleyen İyi Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener de biliyorsunuz o partinin eski liderini kahvaltıya falan da alacağını, almak istediğini falan söyledi. Dolayısıyla yani hani bu benim yorumum değil. Zaten iki taraf bu konuda razı. Bir şey yok ki, ikisi de söylüyor. Şey yapıyor bunu. Eskiden çok şey yapardı yanlış hatırlamıyorsam, Hikmet abi daha iyi hatırlar. Rahmetli Mesut Yılmaz yapardı. Diyarbakır'da farklı konuşurdu, ha. İstanbul'da farklı konuşurdu. Evet. Meral Hanım da bunu yapıyor. Kemal Bey bunu daha az yapma ihtiyacı hissediyor. Kendi tabanına doğru orantılı olarak. Bir de Meral Hanım'ın yıllardır uyguladığı bir formül var. Üç maymun formülü. Zamanı geldi, yani gerektiği zaman görmüyor, duymuyor, konuşmuyor. Gayet güzel giden, bana göre bir ortaklıkları var. Çok hani şeytanın avukatlığını yapayım. Ben bu polemiklerin de planlı ve programlı polemikler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar derinden bir ortaklığın İyi Parti, CHP ve o parti arasındaki, Kandil'in TBMM'deki temsilcisi parti arasındaki bu kadar derin ortaklık, bu kadar ufak eften püften krizler çıkarmaz. Yani Nazım Bey, siz ne diyorsunuz? Sizce planlı programlı olabilir mi? Ya şimdi genel kurulda siz birliktesiniz. CHP ve HDP'li milletvekillerini yan yana görüyorsunuzdur. Nasıl bir irtibat var aralarında? Sadece sıralarda yan yana oturmuyorlar. Aynı tutumu sergiliyorlar. Aynı davranış biçimini, aynı
oy kullanma davranışını ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla ben de Onur Bey'in söylediklerine katılıyorum ve başından beri de şöyle bir problem yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile aleni açık bir ilişki kurmanın millet karşısında doğuracağı maliyeti hesap ettiği için ya bu ilişkiyi sürdürelim ama bu ilişkiyi milletin karşısında olmadan biraz saklayarak gizleyerek sürdürelim diyor. HDP de kardeşim siz bizim sayemizde bu sıralarda oturuyorsunuz. Hı hı. Hatırlarsanız Fatma Kurtalan HDP'nin grup başkan vekili meclis kürsüsünden İYİ Parti sıralarına dönerek hatta eğer bugün bu sıralarda oturuyorsanız HDP'nin sayesinde oturuyorsunuz demişti. Sezai Temelli o zaman eş genel başkanlarıydı. Gerek Mansur Yavaş için gerek Ekrem İmamoğlu için her iki belediye başkanı da HDP'nin oylarıyla seçildiğini söylemişti. Dolayısıyla bütün bunlardan hareketle siz eğer bir siyasal başarı elde edecekseniz bizim varlığımıza borçlusunuz. Dolayısıyla bu ilişkiyi aleni, açık, resmi hale getirelim. HDP'nin CHP'ye söylemeye çalıştığı şey bu. Buradan çıkan siyasal tablo şu aslında Bahane Hanım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir parti olmakla övündükleri Cumhuriyet Halk Partisi HDP'nin vesayeti altına girmiştir. HDP'nin vesayeti altına girmesi CHP'nin birçok açıdan tehlike oluşturuyor. Bakın Libya tezkeresini oyladık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta. Cumhuriyet Halk Partisi Libya tezkeresine hayır oyu verdi. Daha önce yine askerimizin sınır ötesinde operasyon yapabilmesi ve asker bulundurması ordumuzun için tezkere geldi. O tezkereye de Cumhuriyet Halk Partisi daha önce evet oyu vermesine rağmen hayır oyu verdi. Tamamen HDP'nin vesayeti nedeniyle hayır oyu verdi. Eğer bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu irade doğrultusunda o tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmemiş olsaydı, hı hı, HDP vesayeti nedeniyle biz bugün Pençe Kilit Operasyonu Irak'ın kuzeyinde yapamıyor olacaktık. Suriye'nin kuzeyinde şu anda operasyon hazırlığı yapılıyor. Suriye'nin kuzeyinde yaptığımız operasyonları yapamamış olacaktık. Askerimizi orada bulunduramıyor olacaktık. Dolayısıyla başından beri baktığımızda zaten Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında bir birliktelik var. Hatta her ne kadar İyi Parti bu konuda arasına mesafe koyduğunu iddia ediyor olsa bile fiilen baktığımızda ortaya çıkan tablo İyi Parti'nin de zımnen bu ittifakın içerisinde olduğunu gösteriyor. Tezkere oylamasındaki CHP'nin tutumu bu açıdan çok açık bir şekilde bunu ortaya koyuyor. HDP ile ilgili dokunulmazlık tezkereleri konusunda yine CHP'nin tavrı bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Diyarbakır anneleriyle ilgili tutumları, şehit mesajlarında PKK'nın adını anmadan terör eleştirisi yapmaları bile aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar vahim bir şekilde HDP'nin vesayeti altında olduğunu gösteriyor. Hatırlarsanız CHP'nin Mersin mitingi olmuştu. Demirtaş'ın bir açıklamasından, ortak miting yapın açıklamasından hemen sonraya denk gelen bir miting olmuştu. Bunların hepsine baktığımızda aslını sorarsanız çok aşikar bir ilişki var. Öbür taraftan güçlendirilmiş parlamenter sistem adıyla ortaya koydukları metne bakarsanız o metnin satır aralarında da HDP'ye güvence veren, aslında HDP üzerinden de PKK'ya güvence veren cümleler var. Mesela Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normlarına yapılan atıf aslında o belgedeki HDP'ye verilmiş güvencedir. Yani biz sizin Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normlarına atıf yapmak suretiyle biz sizin güvenceniz olacağız anlamına gelen bir ifadedir bu. Ve HDP'nin masada olduğunun çok açık göstergesidir. Ama yıllar önce Kemal Kılıçdaroğlu bunu bir seçim vaadi olarak ortaya atmamış mıydı? Yani bu Avrupa yerel yönetimler özerklik şartının çekinceli maddelerini biz kaldıracağız diye bunu bir seçim vaadi olarak sunmuş. Tabii ki. Şimdi yani aslını sorarsanız ortaya çıkan tablo çok açık ve millet de bu tabloyu görüyor. Dolayısıyla HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında, dolayısıyla da Altılı Masa arasında, hani biz 6+1 dediğimizde altılı masayı oluşturan partilerin sözcüleri efendim bizim masamızda 6 kişi var diyor. Ya masanın ayağında, masanın üstünde, altında, masanın her tarafında HDP'nin varlığını bu milletin görmediğini zannediyorsanız bir kere siz millete bühtanda bulunuyorsunuz demektir. Bakın bu son millet cümle lütfen. Bu milletin terazisi sağlamdır Banu Hanım. Yani bu millet seyreder, izler. İzlediğinden kendi irfanıyla, kendi vicdanıyla bir kanaat oluşturur ve bu kanaatin gereğini sandıkta her zaman yerine getirir. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi
Yine arkadaşlarımız Mehmet Bey de Hikmet Bey de söyledi. Dünyanın hiçbir yerinde terörle bu kadar irtibatlı, iltisaklı olan bir siyasi partinin sırf demokrasi gerekçesiyle meşru görüldüğü vaki değildir. İspanya örneğinden bahsediyoruz, İra örneğinden bahsediyoruz, ETA örneğinden bahsediyoruz. Dünyada bu örneklere baktığımızda, bu örneklerin hepsinden hareketle baktığımızda dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki gibi bir tabloyla karşılaşmamız söz konusu değil. Bir şey daha söyleyeyim. Aslında CHP'nin bu ilişkinin böyle sürdürülmesini istemesinin nedeni şu. Aslında CHP de millet nezdinde HDP'nin meşruiyetine inanmıyor. Daha doğrusu millet nezdinde HDP'nin meşruiyetinin olmadığını biliyor. O nedenle HDP ile ilişkisini gizli saklı bir ilişki ama devam eden, sürdürülen bir ilişki olarak yürütmeye çalışıyor. HDP'nin bagajlarından korktuğu için, o bagajın millet nezdindeki karşılığını gördüğü için sen bizimle ol ama bu ilişkiyi resmi aleni hale getirmeyelim diyor. Ahmet Türk'ün isyanı da kardeşim biz eğer size destek vereceksek gelin bunu aleni bir şekilde söz yüzüğünü, nişan yüzüğünü resmen takalım. Bu birlikteliği böyle sürdürelim diyor. Milletimizin buna tahammülü olacağına ihtimal vermiyorum. Onur Bey, bu karşılıklı açıklamaların planlı programlı olabileceğini düşündüğünüzü ifade ettiniz demin. Şimdi Nazım Bey'in bıraktığı yerden devam edelim. Ahmet Türk diyor ki son açıklamasında, Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceklerine dair projelerini bilmek istiyoruz diyor. İktidar olduklarında Kürt sorununun çözümü konusunda CHP ile İYİ Parti ya da Demokrat Parti aynı mı düşünecek? %13 oyu alan bir parti neden altılı masanın içinde yok? Peki bu açıklamayı nasıl okumalıyız? Kürt halkı kimsenin askeri değildir diyor sonunda da. Şimdi daha önce benzer bir açıklamayı da farklı bir alanda Sayın Babacan da yapmıştı, hatırlayacaksınız. Yani bazı başlıklarda farklı siyasi partiler nasıl buluşabilecekler, nasıl politika üretecekler diye. Buyurun. Ya tabii Türkiye'deki hiçbir düşünce veya hiçbir grup, hiçbir etnik grup veya dini grup fark etmez. Büyük çapta bir partinin hegemonyasında değil. Ben yanlış bilmiyorsam Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızın en çok oy verdiği parti AK Parti. Tabii. Sayısal olarak. Yani kimsenin hegemonyasında bir şey yok. Ha, herkes bir şeyleri iddia edebilir. O farklı bir şey. Şimdi deminki konum, söylediğim cümleye şöyle bir açıklık getireyim. Ben bu HDP'nin bu hani danışıklı dövüş gibi bir şey de olabilir dememin sebebi şu. Çünkü HDP de çok iyi biliyor. Altılı masanın altında olarak üstüne çıkarsa o altılı masaya da zarar verecek. Ama aynen, bir yandan da hepsinin ortak tek bir hedefi var. Başka bir hedef açıklamadılar şu ana kadar. Özür dilerim, iki hedefleri var. Birincisi kendi deyimleriyle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek ki ne olduğunu ben bilemiyorum. Literatürde böyle bir şey de yok. Anlayamadım zaten. Evet. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanı'nı aşağı indirmek. Sayın Cumhurbaşkanı'na için üretilen nefret üzerinden onu aşağı indirmek. Bakın ben bunu her söylemde söylerim. Çok da anlaşılamıyor, anlatamıyorum kendim bu konuda biliyorum. Altılı masa ve altının derdi iktidara gelmek değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nı indirmek. Arada çok büyük fark var bence. Şimdi bu açıklamalar daha da fazla gelebilir. Bu sürtüşmeler daha da fazla olabilir. Ama günün sonunda seçim geldiği zaman nasıl bir tablo çıkacağını hepimiz göreceğiz. Mesela ben şu anda bir iki tane hani aklıma gelen isim sayabilirim. Bu partinin aday gösterebileceği. Ama bu isimleri kesinlikle aday göstermeyecekler. Çünkü oyların bölünmesini aday gösterseler bile onu da göstermeyebilirler. Çünkü oyların bölünmesini istemiyorlar. Çünkü tek dertleri, tekrar altını çizerek söylüyorum, iktidara gelmek değil. Tek dertleri Sayın Cumhurbaşkanı'nı indirmek. Şimdi diyorlar ki ya zaten Sayın Cumhurbaşkanı inince kendileri iktidara gelecek. Aynı şey değil mi? Hayır, aynı şey değil. Şimdi orada Ahmet Bey doğru söylemiş. Hani projeni duymak istiyoruz dediler, demiş ya. Ya bunların altılı masanın dördüncü mü beşinci mi toplantısı oldu? Tam hatırlamıyorum toplamda. Bakıyorsunuz herhangi bir konuda bir ortak bir karar, herhangi bir projede ortak bir karar yok. Hadi onları boş verdim. Bunlar 6 aydır
güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalıştı ya. Bir tane rapor yayınladılar ya ortak. Hiçbir şey yok ki. Ben şöyle söyleyeyim, hani bomboş. Biraz böyle belki şey olacak, hani boş, ayıp kaçacak okuduk. Ama ya hayatımda bir tane kitap yazdım, o da bunun kitabı zaten. Yani bu işin kitabını yazmış bir şey olarak söylüyorum. 48 sayfalık raporda parlamenter sistemle alakalı kısım bir sayfadan biraz fazla. Aynen. O kadar. Yani 6 ay çalıştınız. Tamam, güçlendirilmiş parlamenter sistem sizin deyiminizde çok güzel bir şey. Peki, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre çok daha iyi bir şey. Peki, siz gelince bunu getireceksiniz. Peki, ya 6 ay çalıştınız, bari içine 1,5 sayfadan fazla bu konuyu anlatın. Hepsini geçtim. Yani biraz böyle artık hani popüler bir şey, bu konuyla alakalı bir tiye alma oldu ama gerçekten doğru. Ya hepsini yazdınız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken ki en büyük argümanlardan bir tanesi ve bunun en büyük müsebbibi konulardan bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesiydi. Hı-hı. En büyük bu işi ortaya, hani müsebbibi konulardan bir tanesi. Siz 48 sayfa raporda nasıl seçileceğini yazmamışsınız. Unutmuşlar. Hadi seçecek demekten korkuyorlar. Hadi onu geçtim. Verilmiş hakkı geri almaktan. Hadi onu geçtim. Aradan 3 ay mı geçti milletvekili o rapordan sonra? Hemen. Hala kimse bir şey söylemedi. Hı-hı. Yani bakın, bu altılı masa ve altından hiçbir şey beklemeyin. Peki. Çünkü altılı masa ve altı herhangi bir konuda konsensus sağlayamaz. Sağladığı zaman ne olur? Bir ufak bir örnekle bitireyim. Masa kalmaz. Aynen. Şimdi diyelim ki masada kaldı diyelim Sayın Milletvekilim. Çünkü öyle bir yapı olabilir. Ben bu masanın tek başına yan yana durduğunu düşünmüyorum. Yani doğru. Zaten Sayın Amerikan Başkanı Biden'a bakarsak onun dizaynı büyük çapta. Veya o öyle iddia etmişti bundan 3 sene evvel. Öyledir değildir. O kendileri bilir. Halk takdir eder. Bakın bir konuda konsensus sağladılar. Nedir? Diyelim işte hani Ahmet Bey söylediği için ben hala bu yaşıma geldim ne olduğunu anlayamadığım, tırnak içinde kullanayım, Kürt meselesi konusunda anlaşmaya vardılar. Şimdi bu anlaşmanın bu meseleye hassas olan insanlarımız için, oy verenler için eli ayağı tutulabilir bir şey olması için bir takım şeyleri, kararları veriyor olması lazım. Ne yapacaksınız mesela? Hadi bunları da verdiniz. Hadi o konuda hassasiyet olan vatandaşlarımızın da yüreğine su serptiniz. Peki, şunu herkes atlıyor. Türkiye'de iki parti, üç parti özür dilerim, kendini kanıtlamıştır. Seçmenini belirli oranlarda her şeye rağmen sandığa götürür ve oy verdirir. Hı hı. Bunlardan bir numarası şu an sayı itibariyle bu ispatlı AK Parti'dir. İki numarası Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hatta özür dilerim, iki numarası o Kandil'in uzantısı partidir. Yüzdesel olarak. Hı hı. Yani ne olursa olsun seçmenini sandığa götürür ve oy verdirir. Üçüncü olarak da Kemal Bey'in tanımıyla, deyimiyle tıpış tıpış götürebilen CHP'dir. Peki siz bir bu konulara girdiniz, açıkladınız. İyi Parti seçmeninin yüzde kaçını götürebilir sandığa? Eğer seçmeni İyi Parti'nin kodlarına, neyse onlar, onlar milliyetçi muhafazakar diyor da, ikisinin de olmadığı dair bir sürü burada örnek sunabilirim. Götürebilecek mi? Yok. Şey götürebilecek mi? Saadet Partisi kodlarına aykırı bir konuda. Hı hı. Götüremezsiniz. Yani diğerlerini saymıyorum bile. Onlar yani bana göre, ben onlara hep fraksiyonel parti dedim. Yani